Evet, merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Saniye Tanrı, Konya'dan geliyorum. Evet, daha önce Belgin Hanım'ın taşlarından kullanmış mıydınız? Doğal taşları biliyor muydunuz? Taşlarla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Evet. Bir gün annem beni aradı, dedi ki Belgin Dağ'ın Instagram'ı mutlaka takip ettim. Evet. Çünkü babamın bir hastalık süreci var. Evet. Annem dedim, bir sürü doktora gittin, hani fayda olmuyor. Evet. Taş ne yapabilecek? Bir annemle evet. Dalga geçmiştim evet. Açıkçası. Sonra dedim ki bir takip edeyim. Babama bir sürü taş aldık. Evet. Şükürler olsun, çok iyi bir noktadayız şu anda. Çok. Kendime aldım. Bayağı güzel bir etkisi var. Çok rahatladım. Çok daha pozitif bakmaya başladım. Ama asıl eğitime karar verme nedenime geliyorum. Evet. Bir gün bir organizasyonda lavaboya gitmek istiyorum. Tam lavaboya girdim. Arkamdan bir bey geldi. Ben ne yapıyorsunuz demeye kalmadan kapıdaki anahtarı ele gitti. Evet. Ve ben o sırada yeni almış olduğum bir mücra alem Belgin Hanım'dan. Onu elime aldım ve Belgin Hanım'ın sesi kulaklarımda onun dediğini telaffuz ettim saniye. Ve o sırada... Yani tacizden bahsediyorum. Evet, evet. Sonra adamın elini bitirdim ve ben kendimi dışarıya attım. Ve çıktığımda, avcumu açtığımda taşım yamuk ve rengi değişmişti. Evet. Dedim ki ben bunun üzerine eğitim almak istiyorum. Sonra sarkaç eğitimi aldım. Evet. Ve şimdi burada biyoenerji eğitimi için buradayım. Evet. Eğitimde neler hissettiniz? Nasıl buldunuz eğitimi? Ben eğitime katılmadan önceki videolarımda hep insanların anlatılmaz yaşanır diyorlardı. Ve ben de ya bir iki cümle de söyleyin yani hani şöyle olduk böyle olduk falan. Evet, burası anlatılmaz yaşanır. Gerçekten herkese inşallah niyet ediyorum mutlaka bir Belgin Dal'dan yolu geçmeli insanların. Ruhen çok rahatladım. Sizin gözlüğünüzün içindeki o ışıltıyı, pırıltıyı görmek. Burada evet. Aslında bilinçaltını da devreye sokuyoruz. Güzelleşiyor o taş. Grilik oldu içinde. Evet. Bir dakika, bu çünkü... taşın orijinali ne? Şu elimi görüyorsunuz evet. Değil mi? Sabit teşekkür tutuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben mucizelere inanıyorum. Ve ben bu mucizeleri kendi hayatıma... Evet darlar. Sürekli istemese de gene de aynen. Evet diye. Artı İbn-i Sina'nın zaten yüzyıllar boyunca kitabı dünyada okunuyor. Doğru taşı nasıl kullanabilirim diyorsanız.